Elazığ İl Protokolü 30 Ağustos resepsiyonunda birlik beraberlik mesajları vererek tüm Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutladı. 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Elazığ Valiliği tarafından düzenlenen resepsiyona katılan il yöneticileri, tarihe altın harflerle geçen Zafer Bayramı'nın önemine değinerek birlik beraberlik mesajları verdiler. Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Zafer Bayramı biliyorsunuz aynı zamanda Zaferler Ayı olarak da nitelendirdiğimiz Ağustos ayında pek çok zaferi bünyesinde barındırıyor. Malazgirt Anadolu'nun kilidinin açıldığı tarihler, 30 Ağustos Zafer Bayramımız ise, 30 Ağustos 1921'de yaşanan Zafer Bayramı ise büyük taarruzla başlayan ülkemizin bu coğrafyada aziz milletimizin payidar olacağı ve sökülüp atılamayacağını tüm dünyaya gösteren, emperyalizme dur diyen bir savaş oldu. Dolayısıyla da kutlu olsun diyorum ben tekrar. Zor şartlar altında milli mücadelenin zaferle sonuçlandığını ifade eden Hatipoğlu, Türk milletinin tüm dünyaya hür ve bağımsız yaşanacağını gösterdiğini söyledi. Ağustos zor şartlar altında İstiklal Savaşı'nı vermiş, artık hiçbir şeyi kalmamış ve artık Türkler Ön Asya'dan atılacak denilen bir zamanda ortaya çıkan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta yiğitler sayesinde, kahramanlarımız sayesinde bu vatanın, bu coğrafyanın sahibinin olduğu ve hür ve bağımsız yaşama iradesine sahip olduğunu tüm dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos'ta başlayan o büyük koşu 9 Eylül'de İzmir'de Yunan'ın denize dökülmesiyle sona ermiştir. Ki böylece Anadolu İstanbul'da dahil tamamen artık tekrar kurtuluşa ulaşmış olacaklardır. Dolayısıyla da tekrar bu büyük zaferin yıl dönümünde hem aziz hemşehrilerimin hem de tüm milletimizin bayramını kutluyorum ben. AK Parti Elazığ Milletvekili Profesör Doktor Erol Keleş, yokluklarla tarihte kazanılan zaferlerle birlikte bugün Türkiye'nin kendi kendine yeten savunma sanayi sistemlerini yaparak dünyaya örnek olduğunu söyledi. Milleti adına gurur verici bir gün. Bugün 30 Ağustos 1922 yılında Dumlupınar'da Başkomutanımız Mustafa Kemal Atatürk'ün başlatmış olduğu büyük taarruz, ki o dönemde o şartlarda gerçekten başarının en yücesinin elde edildiği bir zaferi yaşadık. Biz de bugün 102. yılını kutluyoruz. Tabii böyle geriye dönüp bir de ileriye bakmak lazım. Özellikle bu son dönemlerde biraz önce valimiz de ifade etti. Özellikle savunma sanayide geldiğimiz nokta gerçekten gurur verici. Bundan 20 yıl önce %80 dışa bağımlı bir savunma sanayimiz varken bugün gururla söylüyoruz %80 kendi kendine yetebilen bir Türkiye var savunma sanayi açısından. Bu gerçekten bizi her zaman güçlü ve onurlu kılıyor. Şu anda gerek Kafkaslar'da gerek Balkanlar'da gerekse Orta Doğu'da olanları görüyoruz ama bizler hem ülkemizin geleceği için hem bu bölgelerin barışı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Elazığ Milletvekili Semih Işıkver, Türk milletinin tarihte verdiği mücadelenin önemine değinerek 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Hemen alalım Sayın Elazığ Milletvekilimiz Semih Işıkver. Efendim bayramımız kutlu olsun. 102. yılı idrak ediyoruz. Neler söyleyeceksiniz? Ya inanın çok coşkuluyuz. Tabii ki yıllar geçtikçe daha da idrakinde olduğumuz, özellikle bölgedeki ateş çemberinin içerisinde kaldıkça, bölgeyi tanıdıkça, Orta Doğu'yu tanıdıkça, bugün Müslüman ülkelerin içerisinde bulunduğu durumu gördükçe, hem o gün verilen mücadelenin, hem bugün Cumhuriyet sisteminin bizlere getirdiklerinin, bizim içselleştirdiğimiz Cumhuriyet'in bize sunduğu katkıların daha iyi farkına varıyoruz. İnanın bugün bir çocuğun coşkusuyla programları takip ettik. Halen de o coşkuyla hareket ediyoruz. Ağustos ayı bizim için çok kıymetli bir ay. Büyük taarruz ele, çok kıymetli bir dönemi ihtiva eden bir taarruz, bir savaş. Bugünden 9 Eylül'e kadar da yine bizim bağımsızlığımızın, Anadolu'nun yeniden Türkleştirildiği, yeniden millileştirildiği çok önemli bir 9 günü daha idrak edeceğiz. Bu itibarla ben de tarifsiz duygular içerisinde olduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Türk milletinin 30 Ağustos Zafer Bayramı'yla tüm dünyaya istiklal ve istikbaline sahip çıktığı bir gün olduğunu söyledi. 30 Ağustos tabii Kurtuluş Savaşı'mızın zaferle taşlandığı, aziz milletimizin her şart ve koşul altında İstiklal ve istikbalimize sahip çıkacağımızı tüm cihana haykırdığımız günün adı. Aynı zamanda da 30 Ağustos tarihimizin, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarının başında geliyor.
Herkesin malumu olduğu üzere çok şanlı bir mazimiz, çok büyük bir tarihimiz var. Güçlü bir medeniyet temeli üzerinde inşa etmiş olduğumuz devletler yıllarca dünyaya hükmetmiş, hükümdarlık yapmış. Yapmış olduğumuz, kurmuş olduğumuz imparatorluklarla birlikte tüm dünyaya gittiğimiz yerlere adaleti, insan hakları götüren bir medeniyetin müntesipleriyiz. Bizim gittiğimiz yerlerde soykırım yok. Bizim ayak bastığımız yerlerde insan hakları ihlali yok. Gittiğimiz yerlerde adalet var, insan hakları var ve temelinde ilahi kelimetullah var. Allah'a hamdolsun böyle bir milletin, böyle bir ümmetin müntesipleriyiz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Ağustos ayının tarihe zaferler ayı olarak geçtiğini anımsattı. Bütün Türk halkının ve özellikle Elazığ hemşerilerimin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum. Tabii bu az önce Sayın Valimizin de belirttiği gibi bu ay hakikaten zaferler ayı. Ama en özeli de 26 Ağustos'ta Gazi Mustafa Kemal'in büyük taarruz emrini verdiği ve akabinde de 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlanan ve devamında da Yunanların denize dökülmesiyle İzmir'in de kuruluşuna vesile olan büyük bir zafer sürecini yaşadık. Tabii bu bize şunu gösteriyor, yine valimizin söylediği gibi aslında o dönemde çok ciddi yokluklar içerisinde kazanılmış bir zafer ama oradan da ders alıp ülkemizi özellikle bu asırda hak ettiği teknolojileri, hak ettiği bilimsel düzeye kavuşturarak inşallah Cumhurbaşkanımızdan belirttiği gibi bu yüzyılda Türkiye'nin dünyada lider ülke olduğu bir konuma inşallah kavuşmanın hayalini yaşıyoruz. Elazığ Baro Başkanı Melih Efe 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Tabii geçtiğimiz günlerde yine büyük taarruz ve Malazgirt Zaferi'ni kutladık hep birlikte. Bugün de 30 Ağustos'u hep birlikte kutlamalarına katıldık. Ben buradan Türk milletinin bu Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum.